Evet, çaylar, yeni kahvecinizden mis gibi sabah çayınız geldi. Mavinlikten ayrıldım, geçti aradan aylar. Mavinlikten ayrıldım, geçti aradan aylar. Şimdi oldum kahveci, yaptım kahveler çaylar. Şimdi oldum kahveci, yaptım kahveler çaylar. Lan seninki kahveciliği bayağı zevkli. Tabii tabii, otobüs mavinliği kolay mı? Durmadan Trabzon İstanbul arası git gel. Artık mahalleye yerleşti. Fadime'yi görmek için yollara düşmek yok. Demel, bu nasıl kahve? Nesi var kahvenin? Köpüğü yok, köpüğü. Uy, köpüğü içeride unutmuşum. Sana da kızılmıyor gibi zaten. Öğrendin mi ha? Öğrendin mi? Kahveciliği öğrendin mi? Gazozu sıcak, çayı soğuk getirmeyeceksin, tamam mı? Git ula başından. Deli misin Nesun? Tamam, delisin, anladım. Ama kafamızı patlatma sabah sabah. Afyonumuz patlamadı daha. Yalan mı söylüyorum ha? Hiç kimse işini sevmiyor. İşini değiştirmek istiyor. Ama kimse o heves ettiği işi yapabilecek miyim diye düşünmüyor. Mesela ben. Ben de şoförlükten bıktım. Başbakan olmaya heves ettim. Sonra ama bir düşündüm. Ben o işi yapamam. Demek ki neymiş? Değişiklik isterim ama işi becerip beceremeyeceğimizi de hesap edelim. Yani benim kahveciliği beceremediğimi kim dedi sağa? Dün akşam haberlerde televizyon söyledi. Çok komiksiniz deli bey. Değişikliğe itirazım yok, tamam mı? Hayatta her şey durmadan değişiyor. Ama değişiklik yararlı olacaksa yararlı. Ula benim değişikliğim zararlı mı? Otobüs mavinliğinden vazgeçip habu kahveyi işletmeye başladımsa bunun kime ne zararı var? Müşterinin midesine zararı var. Çayın kahven berbat. İçenin midesini deliyor. Yok yok, sen ona uyma. Çayın kahven çok güzel. Bana bak, müşteri geldi. Hadi onu al Kazıköy'e götür bakayım. Peki. Buyursunlar. Ya deli meli ama adamın kafasını bozay. Aman be Temel, boş ver gitsin. İşimi değiştirmişim. Değiştirdim, sahne. Aslını ararsan birkaç ayda epey değişiklik oldu mahallede. Benden başka kim işini değiştirdi? Sarhoş Şevket, artık meyhanede hesap tutmuyor. Doğru dürüst bir memuriyet buldu kendine. Kovulması yakındır, yakın. Gidişe baksana, gene akşamdan kalmış. Güle güle Şevket Bey, güle güle. Hayırlı işler. Sağ ol Temel. Sana da hayırlı işler. Sesi güzel de görüntü bozuk, beni görmeyin. Bu da işini değişmiş ama ne fark eder? Kendi değişmemiş ki. Arkadaş, bence mahallede en büyük değişiklik... Lütfen hanım, yolcu bekleyin. Yok ya, bu değil. Bence en büyük değişiklik şoför Ali'nin evinde. Bunca yıl bey üyesiyle baş başa yaşayacağım diye hayaller kurdu ama anası, kardeşi eve doluştu. Ne yapsın ya? Ev sahibi anasını çıkartınca yanına aldı çocukcağız. Sokakta mı bıraksaydı? Ya başka bir ev bulamaz mıydı sanki? Öyle deme. Bu devirde çıralık ev bulmak kolay mı? Doğru dediniz onu. En büyük değişiklik bu bence. Ah, yandı benim Ali abicim, yandı.